Merhaba sevgili izleyiciler, başarı öykülerine hoş geldiniz. Bugün yine başarılı bir isim konuğumuz, Halkın Partisi Milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu bizimle birlikte. Merhaba efendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı yaşlar diliyorum, bugün doğum gününüz. Evet. Doğum gününüzde bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Böyle denk geldi ama güzel, anlamlı da oldu benim için. Pasta evet. İçin de çok teşekkür ederim, çok düşüncelisiniz, sağ olun. Şimdi siz böyle dışarıdan görünen, sakınmayan, sözünü sakınmayan, doğru bildiği gerçeklerin arkasında duran dobra bir isim kısacası olarak görünüyorsunuz. Hep böyle miydiniz? Siyasi platformda yer aldığınızda mı değişti duruşunuz? Şimdi tabii ki etrafımda gördüğüm gerçekleri her zaman ortaya koyan birisiydim aslında. Ama çok da böyle siyasi ortamın getirdiği o gerginlik olmaz normal hayatta, biliyorsunuz. Tabii. O yüzden böyle biraz daha geri planda kalırdık yani ister istemez normal hayatta. Yani evet. Orada zaten herhangi bir kendini ispatlaman veya fikrinin doğru olduğunu veya bir şeylerin değişmesi için bazı baskılar yapman için bu gibi konuşmalar ve gerçekleri dışarıya vurman o kadar da gerçek hayatta, gerçek hayatta demeyeyim de normal hayatımda gerekmezdi. Evet. Tabii ki doğruları söylerim her zaman. İsterim de doğruların olmasını. Ama siyasette bu biraz daha böyle belirginleşti. Neden? Çünkü daha etkili de olabilmek lazım. Bir değişimi yakalamak için. O yüzden diye düşünüyorum evet, ben de. Çünkü bir sorumluluğunuz var sonuçta vekil olarak. Bunun gereği olarak da daha açık fikirli olmaya başladık. Hızlandırmak için yapılması gereken şeyleri veya işte biraz da kişilere aslında gerçeğin ne olduğunu görmelerinde ve onların da artık dışa vurmaları için bazı şeyleri de açık açık da söylemek lazım. Çünkü gerçekten normal hayatımızda olsun, siyaset ortamında olsun bazen gerçekler göz ardı edilerek konuşuluyor. Hiç düşünülmüyor aslında. O yüzden biraz da göz açmak için lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Peki yaşam öykünüzden kısaca bahsedebilir miyiz? Buraya geliş öykünüz nasıl oldu? Şimdi ben 1971 doğumluyum. 1974 Barış Harekatı'nda 3 yaşındaydım. Ufak tefek de hatıralarım vardır. 3 yaşında olmama rağmen çok da fazla bir şey hatırlamazsınız bilirsiniz ama çok ufak böyle hızla işte annemle babamın valizimizi hazırlayıp günlük ihtiyaçlarımızın olabileceği çok hızlı bir şekilde 4 kardeşiz biz. Onu da söylemek isterim. En büyükleri de benim. Bir kız kardeşim var benden sonra. Bir de ikizler var, erkekler. Dördümüzü birden hızla hazırladılar. Bir valizi kapattılar. O zaman anneannemle dedemin kaldığı bir bina vardı. Onun altında bodrum vardı, sığınak diye kullanabileceğimiz. Evimizden oraya Çağlayan'ın bölgesinde, Budak Pastanesi'nin hemen yanındaki Çulluk diye bir tavukçu vardı. Bilmem siz yetiştiyseniz. Yok. Eski Lefkoşalılar muhakkak bilir. Çulluğun bir dükkanının bodrum katında biz sığınıp da orada güvenli kalabilmek için 20 Temmuz 74 Barış Harekatı zamanında taşındık acele o gün. Yarım saatin içerisinde oldu bu olaylar. Bir 15-20 dakikanın içerisinde. Ve bu tavukçu Çulluğun kullandığı bodrum aslında kömürleri muhafaza ettiği bir bodrumdu. Kömürlük yani. Kömürlük gibi bir şeydi. Her tarafta kömür tozları ve kömürler dökülmüştü. Biz düşünün işte oraya 4 çocuk, anne, anneanne vardı. Erkekler savaştaydı zaten. Bir de bir komşumuzun çocuğu ve o vardı. Bir tanıdığımızın. Ve annem benim ayakkabılarımı da almayı unutmuştu. Kömürlüğe giderken. Ve çıplak ayakla kömürlüğün içerisinde ayaklarım simsiyah dolaşırdım, hatırlarım. Babam da iki aylıktı kız kardeşim. 2,5 aylık falandı. Çok onun sütünü bulup tedarik, annem emzirememişti bizleri. Onun sütünü bulup tedarik etmeye çalışırdı. Askerlik görevini yaparken gelirdi bize. Sütleri böyle camlar vardı, o lur camlar dediğimiz camlar bodrumların üstünden.
Oradan verirdi bebeğe verebilmemiz için. Ben de o camlardan böyle süpürgenin sapıyla kedileri kovalardım. Mesela orayı hatırlıyorum küçüklüğümde. Evet. Şimdi 3 yaşında bunları net hatırlıyor olduğunuza göre bir travma yaşadınız. Tabii. Bu onu gösteriyor. Yani o yaşlarda çünkü çok net hatırlanmaz ama ciddi bir travma yaşamışsınız. Taşınmışsınız yalın ayak üstelik. Evet, yani alelacele bir valiz hazırlamak, bagaja koy, acele getir. Ayakkabımın alınmaması ve benim yanına kalmam o kömürlüğün içerisinde ve çocuk olarak öyle bir yere o yaşta hapsedilip de işte kımıldayamamak bana herhalde bunları hatırlattı. Evet. Ama tabii ki bizim bir şansımız var, öyle söylemek de isterim. Biz Lefkoşalı doğup da büyüdüğümüz için göçmen olmadık. Evet. Göçmenlerin travması tabii ki çok daha korkunçtur bize göre. Peki o günlerdeki yaşadığınız anılar bugüne nasıl yansıdı? Herhangi bir etkisi oldu mu? Sonrasında siyasi duruşunuza daha çok. O günlerdeki yaşadıklarımız tabii ki siyasi duruşumla pek bir o gün için bağlamaya çalışırsak olmadı. Ama tabii ki benim babam, siz de tanıyorsunuz, milliyetçi bir vatansever bir kişidir. Tabii ki gayet de rasyonel bir vatanseverdir. O öyle çok fazla gerçekleri de göz ardı eden bir tip değildir. Evet. Onun da tabii bize öğrettikleriyle ve onların da konuştuklarını duyarak büyüdüğümüz için tabii ki o zamanın o etkilerini şimdiki zamana kadar, siyasete kadar getirdik. Yani bana da her zaman şey gözüyle bakarlar. Herhalde böyle işte merkez sağ düşünceli bir kişidir. Çünkü babası öyledir. Ama aslında ben biraz daha gerçekçiyim babam gibi. Babam da aslında gerçekçidir. Bir çözüm olmasını falan biz de düşünürüz. O da olmasın demez. Ama bizim güvenliğimizi sarsmayacak, bizim güvenliğimizi tehlikeye atmayacak, haklarımızı da bize doğru bir şekilde verecek bir çözüm olmasını isteriz. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla babanızın sizin üzerinizde etkisi büyük olmuş. Oldu, doğrudur. Çünkü biz aslında sonrasında da onu da söylemek isterim. İşte 71'de doğdum ama işte anaokulunu, Marif Anaokulu diye bir okul vardı. Tam Lefkoşa'nın merkezinde şu anda Haster olan bina. Evet. Orası anaokulumdu. Otobüse biner oraya gelirdik. Sonrasında ilkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu'nda okudum. Ve bizim evimize ve fabrikamıza yakındı Şehit Tuncer İlkokulu. Ben ilkokuldan itibaren bizimkilerin yaptığı her işte çalışarak büyüdüm. O yüzden babamla çok zaman geçirirdim. Onun bu işte tecrübelerini veya bu düşünceleri olsun veya işteki tecrübelerini olsun her zaman böyle seyrederek veya takip ederek büyüdüm. O yüzden çok böyle çok bilgim vardır iç geriden. Evet, iç içe. Annem zaten şanslıydık biz. Yani onu hep söylemek isterim. İş yeri bizimkilerin, babamla amcam ortaktılar işte. Aşağıdaydı. Evlerimiz üst kattaydı, üstteydi. O yüzden çok şanslı büyüdük aslında. Ne annemizden ne babamızdan koptuk. Evet. Hem annemizi hem babamızı görerek hem de işleyerek büyüdük. Evet, iş hayatının içinde aynı zamanda. Evet, ben ilkokuldan itibaren de işlerdik. Özellikle yaz tatillerinde. Hatta öğretmenler bana bizim ürettiğimiz ürünlerden sipariş verirlerdi. O zaman fabrikası vardı bizimkilerin ve korse, sütyen gibi şeyler üretirdik ve bütün Türkiye'de satardık o zamanlar. Evet. Sipariş verirlerdi ve ben koşarak gelir alırdım teneffüste şeyden, fabrikadan ve götürürdüm. Tekrar okula. Yani o şekilde de devam ettiğim de oldu çalışmalarıma. Evet, yani birkaç işi bir anda yapmaya alışıksınız. Hareketli bir insanız eskiden beri. Evet. Yani ben ilkokul 2'den itibaren zaten spor yapmaya başlamış bir kişiyim ve üniversite sonuna kadar da spor yaptım. Ne tür sporlarla ilgilendin? İlkokulda basketbol ve uzun koşular vardı yaptığım. İşte 800 metre, 1000 metre. Bunlar aynı şekilde devam etti ortaokul, lisede. Basketbol, gene koşular, uzun 1500 metreler falan. Daha sonra üniversiteye gittiğimde Bilkent Üniversitesi'ne gittim. Ekonomi ve İktisadi Bilimler Fakültesi'nin iktisat bölümünü bitirdim. O devrede yaz tatillerinde geldiğimde basketbol takımına devam ettim. Fakat artık iş hayatına atılınca bıraktım mezun olduktan sonra. Dolayısıyla çok spor yapan biri olduğum için bırakır bırakmaz da onunla buradan seyircilere de söylemek isterim. Çok aktif ve çok spor yapan biriyseniz sporu bıraktığınız anda yemeği de azaltmanız lazım. Evet, yoksa kilo almaya başlarsınız. Evet. Ve önüne de geçmek biraz zordur. Çünkü vücut alışmıştır o harekete. Evet.
Ama siz gene normal yaşamınızda da hareketlisiniz herhalde ve sporu da yapıyorsunuz. Hareketli bir insanım fakat son bu bir senelik dönemde özellikle işte bu seçim dönemi olan bu son 9 ayda sporu yapamadım. Fakat seçim döneminde çok yürüdüğümüz için orada bir dezavantaj olmadı. Fakat meclise girdikten sonra ve sürekli oturmaya başlayınca meclis oturumlarında artık komitelerde çünkü ben birkaç tane komitede ve gayet yoğun olan komitelerde üyeyim. Aktif. Çok uzun oturmaların aslında pek bir faydası olmadığını anladım kendime ama görevi aldık artık yapıyoruz. Boş bulduğumuz zamanlarda da yürümem lazım biliyorum veya ayaklarımı havaya kaldırıp biraz o kan akışını düzenlememiz lazım. Haftada bir de spora başladım işte bu ay. Bakalım kısmet inşallah, devam edeceğim. İnşallah devam edersiniz. Peki çocukluk ve gençlik hayalleriniz neydi? Siyasi platformda görüyor muydunuz kendinizi? Böyle bir hedefiniz var mı? Hiç öyle bir şeyim yoktu. Ben bu konuda buradan da söylemek isterim. Bazı programlarda söylüyorum. Çocukluğumdan beri iş hayatının içerisindeydim ve işimi de çok severek yaptım. Çocukken de hep zaten yapmak için yaz tatillerinde falan hiçbir şikayet etmeden gider çalışırdım, gezmelerden falan feragat ederdim. Sonrasında da çok işimde çalışmayı her zaman sevmişimdir. Siyasetle direkt ilgilenmezdim. Çok gazete okuyan biri de değildim. Fakat böyle sosyal ortamdan veya internet ortamından takip ederdim önemli haberleri son dönem içinde konuşursak. Fakat bir arkadaşım vardı benim işte beni Halkın Partisi ile tanıştıran ve Kudret Özersel ile tanıştıran. Bu çok yakın bir arkadaşım. Üniversitede tanıştık ve ondan sonra hiç kopamadığımız bir arkadaştır. O tanıştırdı beni aslında Halkın Partisi ile. Niye tanıştırdığını da kendisi de söyledi. Çünkü ben seninle yaptığım dedi şeylerde, sohbetlerde veya senin toplumsal anlamda ki bazı olaylara veya işte bu yönetim anlamında bazı olaylara gösterdiğin tepkilerden dedi. Anlıyorum ki sen bir şeyler yapabilin bu ülke için. O yüzden dedi ben seni ben seni dedi bu işe dedi bulaştırmak isterim dedi ve bu şekilde aslında ben girdim. Yoksa hiç niyetim yoktu. Anladım. Yani siz de o potansiyeli keşfettiler ve bu şekilde de siz bir olanak buldunuz düşüncelerinizi gerçekleştirmek için. Öyle oldu ve iyi ki de olmuş. Bir şeyler de yapabileceğime inanarak girdim. Bir şeyler de yaptığıma da inanıyorum ama en önemlisi böyle daha belirgin şeyleri inşallah ileriki zamanlarda değişiklikleri bir iticisi olduğuma da göreceğime de inanırım. Neden Halkın Partisi? Şimdi Halkın Partisi'nin zaten yola çıkış sebeplerinden bir tanesi gelmiş geçmiş dönemlerdeki idarenin bıraktığı son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin durumunun artık vatandaşlar ve kişiler tarafından artık kabul edilemez olduğu. Özellikle de sosyal adalet ve adam kayırma olmayan bir ortamın da olması gereken bir ülkeye dönüşmemiz lazımdı. Sosyal adaleti olan, adam kayırmanın artık sonlanması gereken, toplumun yararına icraatların yapılmasının çok önemli olduğu bir ülke durumuna gelmesini
isteyen bir partidir. En fazla da değişimi yapabilecek ve geriden baktığımızda da geçmiş yönetimlerle hiçbir bağı veya geçmiş yönetimlere hiçbir diyeti olmayan, bağımsız olabilecek bir parti olduğundan, yani herhangi bir bağı olmadığı için eski yönetimlerle bu değişiklikleri ve bu radikal anlamda yapısal değişiklikleri de doğru anlamda, toplumsal çıkar anlamında yapabileceğine inandığım tek parti olduğu için Halkın Partisi'nde olmak istedim. Anladım. Peki bir gününüz nasıl geçiyor? Şöyle kısaca anlatabilir misiniz? 5 günümüz, şimdi 7 günümüz de farklı geçer. Onu size söyleyebilirim. Şimdi pazartesi, salı. Zaten meclisin günüdür. Genelde uzun geçerler ama bazen kısa olduğu zamanlar olur. Sabahtan kalkarım. Oğlum var benim 8,5 yaşında. O çok erken kalkar. Genelde 7 olmadan kalkar. Biraz da iyidir. Çocuğun okula gitmesi açısından da avantajlıdır. İşte kalkarız, birlikte konuşuruz, sohbet ederiz. Eşim de birlikte. İşte herkes biraz daha, eşim bizden erken kalkar. O kendi kahvaltısını, kahvesini falan o kendisi yapar. Arkadan ben kendi kahvemi yaparım. Oğlumuz işte, bakıcımız vardır, o da sabah gelir. Beraber onunla birlikte kahvaltısını da ben de otururum. Sohbet ederek o da kahvaltısını yapar. Babası sabahları onu okula götürür. Eşim çok yardımcıdır, onu söylemek de isterim buradan. Kendisine teşekkür etmek isterim. Nokta, evet. Gerçekten önemlidir. Yani onun bu yardımı olmasaydı zaten bu kadar da kolay bu işe gireceğime de inanmazdım. Kadın olarak zaten dışarıda başarıyı yakalamak için bir destek gerekiyor. Çok çok önemlidir. Evet. Gerçekten kendisine sürekli söylerim. Teşekkür de ederim yani bu konuda. Çok yardımcıdır. Arkasından ben giyinirim. İşte meclis günüyse biliyorsunuz kadınların bazen hazırlanması lazım olduğunda işte kuafördür, şeydir. Bazen gitmeden halletmeye çalışırız falan. Gideriz meclisteki işte genel kurulda görevlerimiz varsa işte yasalar falan yapmamız gereken yorum, onları hallederiz. Arta kalan günlerde ve zamanlarda, yani çarşamba, perşembe, cuma gibi zamanlarda komite varsa komiteye giderim. Ama komitenin olmadığı zamanlarda komitede çalışılacak olan yasaları, yani konuşulacak olan yasaları çalışmak için o yasalarla alakalı olacağına inandığım ve o yasalarla alakalı tecrübeleri olabileceğine inandığım kişilerle randevular yaparım önceden. Çoğu zaman bir günüm onunla geçer. Yani çünkü önemlidir. Yani biz ne kadar da yasa yapıcı olsak da şimdi anamızın da karnından yasa yapıcı doğmadık. Ve doğru da işlemesi için ve topluma da faydası olması için çeşitli o yasayla alakalı paydaşlardan bilgi ve fikir almak aslında çok önemli. Evet. Doğru karar verilebilmesi için. Çünkü yasa yapılmıştır ama önemli olan o yasanın o maddesinin ne kadar işleyeceğini, ne kadar doğru olacağını son halini verip ortaya çıkarıp aslında rapora işletmektir. Yani bir ön çalışma yapıyorsunuz. Ön çalışma yaparım. Sağ olsun bize bu konuda çok bilgi veren kişiler de vardır. Onu da söylemek isterim. Çok yardımcı olmak isteyen kişiler vardır. Bazıları bizi gelirler, bulurlar yasayı biliyorlarsa meclise gelip gelmediğini. Bazılarını biz gider buluruz. Bazıları da kendine göre yönlendirmek için bizi bulur. Onu da söylemek isterim. Biliyorsunuz Türk milletinin en büyük şeylerinden biridir. Bu ama artık olmak isterler. Biraz da yaşın verdiği tecrübeyle ve insanları da tanımanın, işte karşındakinin niyetinin ne olduğunu artık %99 anlayabilecek kıvama da geldim, yani onu da söylemek isterim. Ticari hayatta da çalıştığınız için mutlaka biraz insan sarrafı olmuşsunuz. Bana çok faydası oldu. Bunu söylemek isterim mağazanın. Sonrasında da bu sivil topluma hiçbir zaman da girmemiştim. İş Kadınları Derneği'nde 8 sene yönetim kurulu da üyeydim. O da bana çok şey kazandırdı. Aslında her iki anlamda. Hem iş hem de bu 8 senelik sivil toplum tecrübesi insanları tanıma açısından epey bir tecrübe kazandırdı. O yüzden karşındakinin aslında seninle konuşurken niyetinin işte ne olduğunu yani %95'e kadar, bazen 99'a itibaren çıkarabiliyorum ve kendimi onu o doğrultuda
karar veriyorum yani onun hakkında, işte kendi için mi yapıyor bu yorumları yoksa evet. Gerçekten yani ne kadar profesyonel ya da tabii, ne kadar yönlendirmeye çalışıyor sizi? Çok var öyle şeyler evet. Bizim ülkemizde gerçekten de onu evet. size söylemek isterim. Çok da severim yani Kıbrıs insanı çok değişik, kendine münhasır bir insan topluluğudur, fakat ne yazık ki geçmişten gelen bu ganimet kültürü ve kolaya kaçma bazen işte böyle insanları sadece kendine yontma şekline getirdiğinden bu gibi de şeyler karşımıza durumlar, çıkıyor evet. Ama biz de ona göre gereken önlemlerimizi alıyoruz. Neyse ki tecrübelisiniz. Tecrübelendik, Allah'tan daha başımıza bir durum gelmedi yani onu da söylemek isterim. Evet. Peki daha sonrasında böyle yoğun çalışmalar içerisinde geçiyor evet. günleriniz. Öğleden sonraları. Akşam. Öğleden sonraları da aynı şekilde devam ediyor. Bir de işte öğleden sonraları işte açılışlardır, etkinliklerdir. Konuşma için zaman zaman davet ediliriz. Herhangi bir etkinliğin konuşmacı olarak. Zaman zaman, çoğu zaman televizyonlarda da beni görüyorlardır herhalde son zamanlarda. Sağ olsun seviyor bizi. Program yapanlar da sürekli olarak davet ediyorlar. Onların ben de icabet etmek istiyorum davetlerine. O çekimler oluyor. Bazen sabah, bazen akşam, bazen öğlen. Onlara katılıyoruz. Yani bir günü dolu dolu geçiriyoruz ve epey de bilgi toplayarak ve faydalı şeyler de böyle söylemeye çalışarak insanlara. Yani dolu dolu hafta içi hep siyasi anlamda çalışıyoruz. Evet, evet. Gerek bizzat mecliste gerekse. Bir takım bilgi tabii, arayışlarında. Sonrasında da mesela çarşamba akşamı bütün bu olaylar olduktan sonra işte televizyon programıdır, şudur budur bilmem ne dedik falan konuştuk şey vardı. Çarşamba akşamı bir röportajım vardı başka bir televizyonda mesela. Hızla gittim onu verdim. Ondan önce gene böyle çok yoğun bir şeylerim vardı. Böyle koştura koştura. Sonra sürdük gittik Çatalköy'de bizim partinin halkla buluşma günü vardı. İşte bakanlarımız, diğer milletvekili arkadaşlarımız halkla birlikte toplantılarımızı yaptık. Hı. Arapköy'e geçtik. İkinci bir toplantı yaptık. Gece 11.30'da evde oldum. Evet, sabah da güzel. Evden galiba 8'de çıkmıştım herhalde. Hı hı. Diye hatırlarım. Geceleri hep böyle yoğun oluyor mu? Yani haftanın en az iki gecesi. Bu şekilde. Bu şekilde ama aslında her şeye katılmaya kalksam her gecesi bu şekildedir. Evet ama siz ama özellikle mesela düğünün veya bazı açılışlarda feragat etmek zorundayım, gitmemek zorundayım çünkü 8,5 yaşında da bir çocuğum var. Evet. Çocuk mesela kaç gecedir çok böyle huysuzluk yapıyordu ödevlerini şunları falan yapmakta. Akşam evde kaldığım için sakin sakin ben ilgilendim. İşte oturdu yaptı sonra kitabını okudu hiç kavga etmedik. Çünkü daha önce ne yapardık acele hadi yap da gidiyorum hadi yap da geldim. Böyle rahat olunca 200 saati birlikte geçirince daha bir farklı oluyor çocukların evet. da psikolojisi. Kesinlikle onlar da etkileniyor mutlaka. Şimdi bu dengeyi kurmanız gerekiyor. Bu da çok önemli i̇şte bir şey sizin için. Hem siyasi yoğunluk hem annelik göreviniz. İkisini birlikte bir denge içerisinde tabii. yürütüyorsunuz. Dolayısıyla da birazcık geceleri geri planda duruyorsunuz siyasi anlamda. Yani. Evet. O açılışlar gerçekten yani bazı açılışlardan veya işte bir kısım yani bazen gitmek istediğim halde gidemiyorum. Evet. Onu da söylemek isterim buradan. Hı-hı. Bazen çakışanlar da oluyor. Evet. Ama işte bazı düğün ve geç saatte olan bazı şeylerden ne yazık ki feragat etmek zorunda kalıyorum. Çünkü oğlum Güner de bana her gün soruyor bu akşam bir şeyin var mı diye çocuk. Bari bir akşamda kendisine bir şeyim yok diyebileyim diye. Evet. Yani gerçekten bir kadın olarak kariyer yapmak, bir yere gelmek, bir başarı elde etmek çok da kolay olmuyor. Ne kadar işte kadın erkek eşit desek de annelik rolü bir şekilde sizi bağlıyor. Çünkü evet. anneyle babanın farklı oluyor ilgisi. Çocuk anneye daha çok görmek istiyor. Özellikle küçük yaşta olunca. Bu açıdan da kadınlarımız gerçekten ekstra bir yük yükleniyorlar diye düşünüyorum. Allah da yaratıyor ama farkındaysanız gerçekten. O enerjiyi de veriyor yani. Bunu evet. gözlemlediğimizde biz de görüyoruz. Erkeklerin de belki bizim kadar enerjileri veya aksiyonları vardır ama gene de kadınınki biraz daha farklıdır baktığımızda. Daha çünkü farklı. Sorumluluk, kesinlikle yelpazesi çok daha fazla. Çok daha geniş olduğu evet. için. Onu da aslında yapabilecek kapasitede olduğu için kadın.
bir sıkıntı da çıkmıyor ama zaman zaman da herhangi bir yorgunluk falan çarpabilir yani insana. Mutlaka. Peki bu kadar yoğunluğu nasıl kaldırıyorsunuz? Nereden enerji alıyorsunuz? Özel bir formülünüz var mı? Hiçbir özel formülüm yok. Herhangi bir vitamin bir şey de almam. Bana arkadaşlarım hep şey derler. Yani bir şey al da başına bir şey gelecek falan. Mesela dün başıma gelen anlatayım size. Dün böyle öğleyin komitedeydim. Gerçi komite artık dayandım yani bitirdim. Sanki de böyle kanımı çekmişler gibi hissettim kendimi. Bir şeyim de yok yani. Hafif bir başım ağrıyor. Fakat hareket edebilecek halim kalmadı artık. 2:30'da da bir randevum vardı. Vallahi çekinmedim. Açtım telefon, söyledim durumumu. Ve saat 3 gibi gittim eve, uzandım şeye, koltuğa. Belki de 2 saat falan uzandım. Uyumadım da. Onu da söyleyebilirim. Fakat bir şey oldu. Dinlendim yani o şekilde. Akşam da biraz erken uyuyunca bugün böyle enerjiyle kalktık. Yani böyle 15-20 günde de bir şey geliyor yani başımıza. Onu da söylemek isterim yani. Dinlenmeniz gerekiyor. Ama ben tabii besinlerimi alırım. Onu da söyleyeyim. Yani vitamin falan almam ama beslenme konusunda sıkıntım yok. Yemeği biraz severim. Ve her şeyi de yerim. Yani hep belli şeyler yemem. Salatamı da yerim, etimi de yerim, işte kebabımı da yerim, tavuğumu da yerim, kızartma da yerim, haşlanmış da yerim. Yani öyle her şeyle beslendiğim için belki biraz da o bana avantajlı diye düşünüyorum. Mutlaka. Peki stresten kurtulmak için neler yaparsınız? Yani sonuçta çok stresli bir iş. Şimdi onu buradan işte güzel oldu bu soruyu sordunuz. İlk zamanlar çok kötü olurdum. Özellikle siyasete girdikten sonra bazı komitelerdeki veya bazı durumlardaki haksız yorumlara karşı veya haksız ithamlara veya gereksiz uyalantılar falan oluyor ya böyle şov amaçlı işte evet, muhalefetin ya da başka bir şeyin. Çok sinirlenirdim ve gerçekten birkaç defa da sinirlenecek sesimi yükselttikten sonra 2 defa hasta oldum. Sonrasında dedim yani için dedim. Yani bu kadar sinirleniyorum. Kendi kendimi telkin ettim. Ve gerçekten ne faydası oldu inanmayacaksınız. Alışkanlık mı oldu artık bilmiyorum. Ne kadar da sinirlensem, ne kadar da canım sıkılsa, ne kadar da bağırsam artık hiçbir şey olmuyorum yani. Onu da söylemek isterim. Tabii ki haksız bir şeyler olduğunda üzülüyorum muhakkak yani. Ama hak derinden etmediğim yaralanmıyorsun. Ama eski derinden yaralanmam veya işte sinirden genelde ben hep şey olurum. Arkam böyle arkadaki kaslarım kasılır benim. Omuzumdan böyle belime kadar ve çok kötü olurdum. Evet. Ve çok da zor toparlardım. Eskiden de gelirdi bu başıma çok sinirlendiğinde. Fakat son artık bağışıklık kazandım o yönden. Tabii ki sinirlenmiyor değilim ama telkin de ediyorum kendimi. Evet. Bu politikadır Gülşah diyorum. Yani siyasettir, olacak böyle şeyler. Söylediklerini sevenler de olacak, beğenmeyenler de olacak. Ama ne de olsa beğenenler fazlalıkta olduğu için rahat ol diyorum ve rahatlıyorum yani. Yani farkına vardınız aşırı sinirlendiğinizin ve etkilendiğinizin, evet, dur dediniz. 2 defa ilk başlardaki komitelerde başıma geldi. Daha sonra kendi kendimi telkin ederek rahatladım. Yani herhangi bir ilaca veya herhangi bir maddeye karşı yani gereksinim böyle bir gereksinim duymadım. Yani özel bir çaya ya da başka bir şeye gereksinim duymadım. Geçmişe mazi derler. Stephen King. Yani öyle en mantıklı olur tabii. Babam. Oğlum. Eşim. Ailem. Müzik eğitimi alsaydım. Resim eğitimi alsaydım. Şarkıcı olmak isterdim. Teşekkürler. Hobileriniz var mı? Yani hafta sonlarınız nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz rahatlamak için? Vallahi ben müzik dinlemeyi çok severim. Türkçe olsun, İngilizce olsun, arabesk olsun, pop olsun. En sevdiklerimden bir tanesi böyle uzun yolda müzik açıp sonuna kadar dinlemektir. Bu fırsat bulduğumda da uzun yollarda bir yere de giderken onu yapmayı severim. Genelde hafta sonları işte bir festivale falan gideceksem partiyle yalnız da geliyorsam açarım, o şekilde dinlerim. Fakat son hobim, aslında hobi yapmak istediğim çok şey var ama gerçekten zaman ister. Evet. İşteyken de ben çok bulamazdım zaman. Fakat geçen seneye kadar apartman dairesinde otururdum.
daha dardı hobi yapabilecek alanlarım. Şimdi yer evine taşındım. Küçük bir bahçesi var. Fakat böyle bahçeyi kendime göre düzenledim. Kendime göre de bazı bitkiler ektim. Şimdi onlara böyle bebek gibi bakıyorum. Her ne kadar da merkezi sulamam olsa da bahçeyle alakalı belli bir bölümde o merkezi sulama olayları yoktur. Onları böyle gider elimle işte gerekli zamanlarda sularım. Onları sularken biraz temizlerim köklerini falan, biraz okşalarım yapraklarını ve bana bu çok zevk verir. Evet. Yani söylemek de isterim. Bir de çıplak ayak çimenlerin üzerinde yürüdüm mü daha da bir zevk alıyorum. Yani şimdiki hobim bu. Doğayla uğraşmak yani. Gerçekten. Bundan daha güzel bir stres atma yöntemi de olamaz zaten. Şu an evimin bulunduğu yerde de böyle güvercinlerin uçtuğu bir yer. Böyle gene kargaların, yani birçok ağacın olduğu bir yerdir, Lefkoşa'dadır. Ama bir tane de güvercin terbiyecisi var. Arka sokaktaki apartmanın damında. Sabah, her sabah belli bir saatte bu adam bu güvercinleri çağırır, uçurur kendi istediği istikamette. Akşam üzeri de belli bir saatte çağırır. Çok iyi. Hem bahçede yürürken hem de onu seyrettiğim zaman daha da bir zevk alıyorum. Evet. Gerçekten. Gerçekten ilginçmiş. Çok ilginç. Yani gerçekten benim için büyük ama bir şans büyük böyle bir şeye denk gelmem. Evet. Gerçekten. Evet. Doğa zaten başlı başına bir terapidir. Evet. Gerçekten siz de bunu uyguluyorsunuz. Apartmandayken bile küçük küçük saksılarım vardı ama son gereken önemi göstermemiştim. Çünkü çocuk oğlan doğunca bizim Güner çok fazla işte kaktüsleri falan vardı, ellemesin diye topladım, onları başka yerlere koymuştum. Şimdi tekrar o zevkime döndüm. Evet, çok güzel. Peki hedeflerinize ulaşmak için neler yaparsınız ve zor olmayan bir hedeflerin diyelim ki ulaşamadığınız amacınıza nasıl bir strateji uygularsınız? Şimdi ben aslında çok hırslı bir insan değilim. Onu buradan söylemek isterim. Yapmam gerekeni görevimi alırım. Görevimi de yaparım. Ama ya etrafımda bununla alakalı işbirliği yapmam gereken insanlara da işbirliği yapıp da ilerleme konusunda da bir sıkıntım yoktur. Ama bir yerden sonra da benim elimden gelecek bir şey yoksa ve bu hedefe ulaşılamıyorsa kendim için de ve başka etkenler yüzünden bu hedefe ulaşmama durumu varsa kendi kendimi de sıkmam, yani onu da söylemek isterim. Ama gerekli bağlantıları veya gerekli aracılıkları yaparım bazı hedeflere ulaşmak için gerekirse. Gayet de zaten benimle sivil toplumda çalışan arkadaşlarım da hep söylerler. Bazen ben olmadığımda bazen zor sonuca ulaşırlarmış. Arada sırada gelsen derler de bizim bu toplantılara katılsan da bize aracılık yapsan falan gibi de şeyler vardır. Çünkü o konuda iyi olduğumu söylerler. Yani bir olayı gerçekleştirmek için eğer belli başlı kişilerle de etkisi varsa onlara aracılık yapıp da işte hedefe ulaşmayı konusunda sıkıntım yoktur. Evet. Yani ara buluculuk konusunda iyisiniz. Evet. İnsanlarla iyi anlaşabiliyorsunuz. Ve insanların da gergin olduğu ortamda da yumuşatmayı da genelde başarılı oluyorum, yani beceriyorum. Ama tabii ki bazı istisnai durumlar da muhakkak vardır. Peki, olur. O konularda eğer hedef sadece bana bağlı değilse ve bu gibi etkenler varsa zorlarım, ama eğer Allah kelamına değildir ya bazı şeyler derim ve bırakırım. Ha, kendim için hedefe ulaşamayacaksam yaptığım bir şeyde kendim bir hedefe çıkmışsam ulaşamayacaksam onu itiraf ederim yani. Çok fazla zor kendimi de şey yapamam. Yani ben bu yola bu şekilde çıktım. Bunları yapmak için, ama buraya kadar yapabildim veya yapamıyorum. Sebepleri de şunlar derim yani. Kendime de derim, soranlara da derim. Orada sıkıntım yoktur. Evet, yani olmazsa da olmaz. Olmasa da olmaz, yapamadıysam da yapamadım derim. Niçin yapamadığımı da sorarlarsa da söylerim. Aslında en güzeli hep doğru konuşmaktır. Evet. Yani kendinizi de işte yapamadı, küçük düşeceğim falan. Böyle bir korkunuz bir da yok. Bir korkunuz varsa da doğruları konuşmazsınız ve hem kendinizi kaparsınız hem de
rahatsız olursunuz ve başkalarıyla samimi olmazsınız. Bence o daha kötü bir durumdur. Zaten programın başında da söylediğim gibi siz açık ve netsiniz insan ilişkilerinizde, düşüncelerinizi söyleme konusunda. Bence sizi farklı kılan da bu özelliğiniz. Yani çalışkansınız, bilgi birikiminiz var vesaire. Onların dışında bu net duruşunuz, dediğiniz gibi işte küçük düşmek gibi bir kaygınız olmadan yapamıyorum diyebilmek insanların size güvenmesini kolaylaştırıyor. Teşekkür ederim. Genelde de öyle oluyor. O yüzden ben başka bir şey söylediğimde aslında benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Evet. Yani evet. Bazıları başka tarafa çekse de aslında net anlamda benim ne demek istediğimi benim kişiliğimi bilen anlıyor. Evet. Ve o da aslında iyi oluyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Peki bundan sonraki hedefleriniz nedir? Neler yapmayı istiyorsunuz? Şimdi içinde bulunduğumuz durumda biliyorsunuz eğer siyasi anlamda konuştuğumuzda tabii ki siyasete girdim. Ülkemin daha iyiye gitmesi için toplumun faydasına olacak birçok işte yasanın veya işlemin arkasında olacak şekilde davranmak isterim. Ama tabii biliyorsunuz son zamanlardaki bu ekonomik kriz bizim de hükümetimizi çok etkiledi ama hükümet harıl harıl toplum çıkarı çerçevesinde çalışmaya devam ediyor. Biz de bu desteğimizi işte yasaları hızla çalışarak ve geçirerek vermeye çalışıyoruz. Dışarıda da çıkıp vatandaşa anlatmaya çalışıyoruz. Benim amacım inşallah da bu konumda uzun bir süre durabilirsem çocuklarımız için daha iyi bir eğitim sisteminin, daha iyi bir sağlık sisteminin, daha yaşanası bir ülkenin olduğu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmaktır. Hı hı. Mevcut sistemimizin doğru sisteme çevirerek. Hı hı. Yani benim isteğim budur. Ben aslında bu işe, bu siyaset olayına, Halkın Partisi'ne ve şu anki hükümete de o amaçla girdim. Hı hı. Bunu da etrafımdaki insanlar aslında hep bana da söylerler. Bana da inandıklarını da söylerler. Sağ olsunlar. İnşallah yani önümüzdeki günlerde ve sonrasında da bu mevkide kaldığım sürece bu doğrultuda çalışacağım yani. Evet. Peki kendinizi bir 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Bilmem, kısmet artık. Bakacağız, görelim nasıl olacak. Yani dediğim gibi benim tek amacım bu küçücük ülkede birçok da olanağımız var. Toprakları ve kaynakları o kadar değerli ki bu kaynaklarını, bu topraklarını ve bu imkanlarını daha iyi değerlendirebileceğimiz bir ortam yaratıp hepimizin de ondan birlikte faydalanmasıdır. Peki başarı tanımı nedir sizin için ve sizin başarı formülünüz nedir? Şimdi başarı tanımı şudur. Eğer bir iş aldıysanız sonuca gidip onun sonucunu getirmek, bitirmek bir başarıdır. Hı hı. O başarıyı da derecelendirmeye kalkarsak tabii ki toplumsal anlamda bir değişikliğe faydası olduysa tabii ki çok büyük bir başarıdır. Kendim için tabii biz iş hayatından da gelen kişiler olduğumuz için zaten ticarette nasıldır? O işi yapıyorsanız ve sonunda güzel bir para kazanıyorsanız başarılısınız demektir. Evet. Tabii ki sadece para kazanmak veya sadece toplumsal çıkar anlamında yaptığınız değişiklikler veya kazandırdıklarınız da yetmez. Mühim olan aslında saygın bir kişiliğiniz de olmasıdır. Hı hı. Bence başarının en önemli etkenlerinden bir tanesi benim için odur. İnsanların size güveni olmasıdır. Hı hı. Dürüst olmanızdır. Verdiğiniz sözleri de tutmanızdır. Evet. Yani esas başarı bence zaten gerçek de başarı bu söylediğim etkenlerin birleşmesiyle birlikte olur diye düşünürüm ben. Çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugünlük de başarı öykülerinin sonuna geldik. Haftaya farklı bir başarı öyküsüyle karşınızda oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.